Depolama tesislerinden görüntüler. Kırsal kalkınma destekleri 13. etap kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi hakkındaki tebliğ kapsamında üretici ve yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları devam ediyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılan toplantıda tarıma dayalı destekler yatırımcılara anlatıldı. Tarıma dayalı yatırımlara verilecek hibe desteklerine geçecek olursak, öncelikle programın bir amacı var. Kırsal kalkınma yatırımların desteklenmesi programıyla biz doğal kaynakları ve çevrenin korunması dikkat. Toplantıda açılış konuşması yapan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, ETSO üyelerinin tarım ve hayvancılıkta ciddi yatırımları olduğunu, bu tür toplantıların büyük yarar sağlayacağını söyledi. Bölgemizde ceviz yetiştiricilerimiz var, arı üreticilerimiz var. Bunların paketlemesine destekler var, bunların ambalajlanmasına destekler var. Bunlar arkadaşlarımız bizlere anlatacaklar. Amacımız Edirne'den katma değeri yüksek tarım ürünlerini tüm ülkemize duyurmak, şehrimize katma değer sağlamak, çiftçimize, halkımıza daha fazla gelir seviyesini yükseltmek amacıyla devletimizin verdiği bu desteklerden, bu teşviklerden yararlanmak. Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Ekim ayında Ankara'da yapılacak Tarım Şurası için Edirne'den STK, çiftçi ve üreticilerin görüşleriyle hazırladıkları 80 sayfalık raporu Ankara'ya gönderdiklerini söyledi. Bayazıt, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programıyla doğal kaynakların ve çevrenin korunması dikkate alınarak kırsal alanda gelir düzeyini yükseltilmesinin amaçlandığını ifade etti. Şimdiye kadar bu program elimizde 2005 yılından itibaren başlamış olup 12 etap süresince toplamda 101 proje onaylanmış oluyor bakanlık tarafından. Bugüne kadar 92 projemiz de tamamlanmıştır. Bu tamamlanan 92 projeye bakanlığımızca 37.703.730 liralık hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. 11. ve 12. etaptan yaklaşık 9 adet kalan bir projemiz var. Bunlar devam ediyor. O projelerde tamamlandığı zaman 7.304.000 liralık bir hibe desteği daha ödenecek. Toplamda ilimizde 45 milyonluk bir hibe desteği ödenmiş olacak bu projeler tamamlandıktan sonra. Tabii bu bizim ödediğimiz %50 hibe desteği. Bunun yanında tabii yatırımcılarımızın katkı payları da göz önünde alındığında yaklaşık 150 milyonluk bir yatırımın yapıldığı ilimize görülüyor. Bu da önemli bir rakam. Önemsiyoruz. Bizim amacımız zaten burada olmamızdaki ana sebep tarıma dayalı bu yatırımların arttırılması, yaygınlaştırılması.